yeni bir tane metot oluşturuyorum. Bu da İngilizcesini yazıyorum. Execute Raider Next Result diyorum. Hemen try'ımızı açacağız. Şimdi normalde try hani performansa çok da elverişli bir şey değil. Bunu söylemiştim try anlatırken. Ama böyle bir işlemde hata olma olasılığı yüksektir. Birçok sebepten hata oluşabilir. Bu nedenle try kullanmak bir nevi zorunluluk gibi düşünebiliriz. Alışkanlık edinebilirsiniz bunu. Neden direkt SQL command'dan başlıyorum? Normalde ne yapıyordum? Bir connection oluşturuyordum. Connection zaten var. Tekrar oluşturmaya gerek yok. Diğer kullanımı göstereyim. Bakın. Burada command text'i verebilirim. Command text ve connection'ı da verebilirim. Command text biraz uzun. Bu nedenle kodumuzu karıştırmasın. SQL. Sorgu bu. SQL virgül John diyorum. Şimdi command type'ı vermem lazım. Text. Zaten SQL ile connection'ı verdim. Ekstra bir şeye gerek yok. Bağlantımı açıyorum. Burada yapmak istediğim şey iki tane sorgu var. Bu sorguların aslında ikisi de birbirinden farklı kayıtları getiriyor, farklı result'ları. Benim bunu ayrı ayrı okuyabiliyor olmam lazım. Onun için biraz farklı çalışacağız tabii. Connection'ı açtım. Önce standart olan kısımları yazıyorum. SQL Data Raider DR CMD'nin Execute Raider'ı String Builder öncelikle benim hangi result'ta olduğumu bilmem gerekiyor. Bu nedenle bir boolean değişken tanımlıyorum. Burada da result false. Bir do while içerisinde diyorum ki the result true olduğu sürece içerisinde de okuma işlemi yapıyorum. Okunduğu sürece şu işlemi yap. Aynısı aslında. Daha sonra while'ın dışına geldiğinde ilk okuma işlemi bitmiştir. The result DR next result
Yani sonraki kayıt bize ne döndürüyor? Bakın, Boolean bir değer döndürüyor. Yeni, yani sonraki result var mı? İki tane sonuç var mı anlamında düşünebilirsiniz. Yeni result var mı? Varsa onun true dönmesi gerektiğini biliyorum zaten buradan, varsa. Yoksa false dönecek, zaten false. True dönerse burası tekrar çalışacak. Ondan sonra da yaptığı şeyleri tekrar edecek aynı şekilde. Çünkü do while'in içerisinde burası. Geldim buraya. Gene yıldır exception. Aynı şekilde şurada kapatabilirim. Bu sefer sadece burada kapatmak istiyorum. Normalde müdahale etmememe rağmen state diyorum. Farklı bir kullanım olması için. State closed değilse close. Yine burada çalışsın. Önce çalıştırayım. Ürün no yukarıda sayısaldı, nümerikti. Burada string varchar olarak dönmeye başladı. Bunun sebebi SQL Server'a bakıyorum. Bakın yukarıdaki kayıt birinci result buydu. İkinciye geçince bu geldi. Ben bunu da peşine okumuş oldum. Şimdi kodlara bakalım. Yaptığımız işlemler yapı olarak hemen hemen aynı. Connection yukarıda var. SQL'i oluşturdum. Command'ım oluşturuldu. SQL ve Connection'ı. Type'ını verdim. Bağlantıyı açtım. DataRadar'la CMD'nin ExecuteRadar'la dönen kaydını aldım. Dönen sonucunu. Bir tane Boolean değişken tanımladım. Bunu aşağıda kullanıyorum. String bu yıldır. Do while'la dedim ki ilk girdiği zaman ne yapar do bir kere mutlaka çalışır. Buraya geldiyse while mutlaka bir kere çalışacak. Benim zaten DR içerisinde bir result'ım yok mu? İlk kayıt. O zaman bunları okudu. Bu arada bu yıldıra atıyor zaten. Dedim ki B result false'tu. DataRadar'ın next result'ı bu. Şu demek oluyor. Result, asıl result bu. Next result ise bu. Varsa, peşinde bir result daha varsa true dönecek. True dönerse burası true oluyor. Ve dual içerisinde zaten buna bakıyorum. True ise tekrar bunun içerisine girecek ve aynı işlemi devam ettirecek. Okumaya devam edecek yani. Sonra da yazdırıyorum.
Customer ID'de A ile başlayanlar. İkincisi bu. Şimdi prosedür çalıştırmaya bakacağız. Connected bağlantı ile. Burada da ben AdventureWorks'te production.product içerisinde bir AdLocation prosedürü oluşturacağım. Yeni bir location ekleme işlemini yapacağım. AdLocation'ı oluşturdum. Burada siz de yaptınız mı? Add location. Tamamdır. Nerede kalsın? Şu parametreleri unutmamak için. Yeni bir metot. Execute Stored Procedure. Dışarıdan name, decimal, post rate, decimal, date time, modified date. Her zamanki gibi try catch. SQLX. SQL komandım. Prosedür command type. Command text. Prosedürün adı. Ayrı bir prosedür parametresiydi. Hepsini oluşturmam gerekiyor. SQL parameter pname. Bunun da overloadlarından birkaç bir şey yapılabilir. Parametrenin adı verilir. Sonra değeri nereden alacak? Değer de metoda geliyor zaten. O verilir. Burada da DB type verilerek oluşturma. Biz bunu
açık şekilde oluşturacağız. Parametre name. Değeri dışarıdan gelen SQLDB type bakın burası önemli normalde C#'daki veri tipleriyle SQL'dekiler farklı mantık olarak aynı benzer işleri yapabilir ama mimari olarak farklılar bu nedenle bir tip belirleme işleminde ben doğrudan string ya da desimal olarak gönderemem. SQL DB type'dan bir veri tipi seçmem gerekiyor. Bu parametrenin tipi SQL'e göre nedir? Bunun için belirtiyorum bunu. Bu da varchar. Her biri burada var zaten. SQL Server'da olan tüm veri tipleri. Bunların .NET karşılığı aslında. Buraya kadar tamam. Sırada cost rate. Decimal. Availability aynı şekilde. Datetime olarak belirtiyoruz. Şimdi bu parametreler herhangi bir yere bağlı mı? Bağlı mı? Bağlı mı? Disconnected. Kürtçe mi konuşayım arkadaş ya? Zazaca mı konuşayım? Zazaca ne demek? Bu parametreler bir nesneye bağlı mı? Nasıl söylersin? Ben bunu söylemek istedim. Parametre besliyor neye dediniz? Nesne. Besliyor çıkıyor. Bir taşa bağlı mı ulan? Bir şeye bağlı mı? O da olabilir. Şimdi parametreler mantık olarak komuta bağlı olması gerekir. Biz prosedürü komanda verdik yani komuta. Parametreler de zaten buna ait olmalı. O yüzden cmd parameters add tek tek bunları girmem lazım. Name
parametreler command nesnesinde parametre olarak eklendi. Yani bunlar addLocation adındaki prosedüre parametre olarak gönderildi. Sırada en basit işlem nedir? Bakın, birincisi connection'ı böyle açmak vardı, değil mi? Bir diğer yöntemde ben doğrudan komuta verdiğim connection'dan aç diyorum. Teknik olarak bir farkı pek yok. Ama doğrudan CMD üzerinden eriştim. Burada ilk kez kullanacağımız execute non-query. Bu bize integer bir değer döndürüyor. Bunu da i'ye atamam gerek. Sonra da buna ben i'nin string'ini veriyorum. Burada da aynı şekilde connection'ı close ediyorum. Buna dışarıdan değer vermem lazım. Uygun bir şey var mı? Execute prosedür. Ben buna basınca arka taraftan manuel vereyim. Arayüzden verdiğimizi farz edin. Beşiktaş, İstanbul, Kosovo'yu. Take time. Bu daytime olarak dönüyor. Onu da beğendim. Şurada desimal değerlerini düzelttim. Desimal. Hiç hatırlamıyorsun ya. Desimal neydi? Günaydın. Evet. Desimal de doğru olarak verdik. Şimdi henüz basmadım butona. Sorguyla bakalım. Henüz bir şey yok.
sudur bulamadı. Çünkü neden? Prosedür bulamaması sebebi biz connection sistemde ne yaptık? Evet. Bunu da görmüş oluruz böyle. AB John CTR. Adventure Words. Bu da ikinci connection'ım. Geldim. Şurada. Buradan değiştirebilirim tabii de. Buradan değiştireyim. Fonksiyonda bu sıralamasını muhtemelen yanlış yaptık. Ya da adı mı? Var ya. Şurası var. Hepsine iki tanesinde post-it var. Sen bunu mu demiştin? Yani. Şu mu? İyi değil mi? Neyse böyle yapayım. Sonuç olarak bunu yapayım. O dışarıdan geliyor, önemli değil. Sonuçta değeri verecek. Başka name constraint. Çalıştırınca bir yazdı. Beşiktaş, İstanbul. Bu şekilde dışarıdan prosedürle bir değer göndermiş oldum. Bir etkilenen kayıt sayısı. Bir kayıt etkilendi. Bir kayıt etkilendi. Geri dönüş olmaz. Deneyelim, iyi hatırlatıyorum. Set now count ve alt edelim.
farklı değer vermem gerekecek. Aynı değer giremem. Eklenmiş ama işe döndüremediği için eksidir. Yani bu genelde hata kodu olarak kullanılıyor. Eğer no count ile yapacaksanız haliyle bunu hata olarak görme olasılığınız da var. Onu değiştirebilirsiniz. Yani yaptığınız sistemi sen bildiğin için veri tabanındaki ayar ne filan ona göre olabilir. Bunları şöyle de oluşturabilirdik. SQL parameters SQL parameter dizisi parameters burada da new SQL yapalım. Parametreleyin. Veriyor. Virgül. New SQL parameters. Aynı mantık. Parametrenin adı. Diğer değerleri de verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi DB type'ı falan her şeyi var burada. SQL Server'da schema collection falan var. Bunlar da ileri seviye bazı konular. Bunları verebiliyorsunuz. Burada sayıyı vermem gerekiyor. Bu şekilde bir SQL parametre dizisi oluşturup içerisine birkaç tane bunu da farklı kullanım yöntemleri var. Az önce daha farklısını kullanmıştım. Ben normalde bu şekilde de biraz daha işte kaç tane parametre oluşturacaksam bunun bilgisini vererek oluşturuyorum ben. Bunu da normal CMD parameters add ile biz normalini oluşturuyorduk. Add range ile de bakın array alıyor. Ben parameters dizisini veriyorum. Bu şekilde doğrudan bir dizi parametresi göndermiş oluyor. Böyle tek tek uğraşmak yerine biraz daha düzenli olabilir. Göreceli olarak. Bir diğeri de parameters add with value. Burada da siz hem
parametrenin adını veriyorsunuz hem de değerini. Adı üstünde zaten. Değer ile ekle diyerek. Mesela dışarıdan gelen constraint. Bu şekilde parametreyi verdim, değerini verdim. Bu da bir diğer yöntem. Command.txt'in yanına mı? Burada şey var. Bazı yöntemler vardı. Olmaz demek istemiyorum. Şey vardı ya. Tam emin değilim bu konuda. Açıkçası hatırlayamadım. Soru işaretleri de miydi? Değildi. Bilmiyorum. Ben kullanmadım pek. Mesela Java'da öyle kullanılabiliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada da birçok yöntem vardır. Parametre eklemede bile gördüğünüz gibi.